Merhaba arkadaşlar, yeni bir oyun bilgisayarı toplama videosu ile beraberiz. Bu videomuzdaki oyun bilgisayarının bütçesi 3572 TL 70 kuruş arkadaşlar. Donanım olarak anakartımız Asus Prime B450M-K modeli. İşlemci AMD Ryzen 5 1600 12 nanometrelik işlemci. Ekran kartı Asus Strix RX 574 GB'lık ekran kartı arkadaşlar. RAM olarak Corsair'ın 16 GB'lık 3000 MHz'lik RAM'i var. SSD olarak Corsair MP510 240 GB'lık SSD mevcut. Kasa olarak da AirCool Rift BG600 modeli kasa var arkadaşlar. Bu kasada sevdiğim özelliklerden bir tanesi kapağının cam olması. Bu bizlere şöyle bir olanak sağlıyor. İstersek biz bunu çok rahatlıkla modifiye edebiliriz. Şimdi arkadaşlar bilgisayar toplama kısmı aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle işlemci soğutucusunun takılacağı yerdeki bu 2 adet plastiği söküyorum. İşlemciyi takıyorum arkadaşlar. İşlemciyi taktım. Soğutucusunu vidalıyorum arkadaşlar. Ve son olarak da kablosunu takıyorum. İşlemci ve soğutucusunun montajından sonra RAM'i takıyorum arkadaşlar. Daha sonra M.2 SSD yuvasına oturtturdum. Montajını yapıyorum arkadaşlar. İşlemci, RAM, M.2 SSD'yi anakarta montaj yaptıktan sonra anakartı kasaya vidalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar anakartın bağlantısını gerçekleştirdikten sonra ön panelin bağlantısını gerçekleştireceğim. Power buton, reset buton, HDD LED, işte power LED, ayrıca USB soketleri, card reader ve ayrıca son olarak da bu kasanın ön tarafından ses çıkışı alabilmek için anakarta bağlantısını gerçekleştireceğim. Thank you.
Arkadaşlar şimdi 24 pin ve işlemciyi besleyecek olan 4 artı 4 pin olan voltaj besleme kablolarını takıyorum. Ekran kartının montajını yaptıktan sonra ekran kartını besleyecek olan 6 artı 2'lik güç besleme kablosunu takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cihazı kurdum. Şimdi testini gerçekleştiriyorum. Cihaz açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Basıp hafif bir saniye basılı tutup çektiğiniz anda kasadaki düğmeye arkadaşlar, LED tuşuna, LED sönüyor görmüş olduğunuz gibi. Tekrar bastığınız zaman yanıyor. Hafif bastığınız zaman ve elinizi çektiğiniz zaman sönüyor. Tekrar bu şekilde sıralı bir şekilde basarsanız LED'ler değişik desenlerde yanıyor. Tek renk yanıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar toplamış olduğum bu bilgisayarın oyunlarda bize vereceği performans ne olacak? Hep beraber bunu gözlemleyelim.
Arkadaşlar işlemimiz bu şekilde. Bilgisayarı topladım, çalıştı. Oyunlarda da testini gerçekleştirdim. Performans gördüğünüz gibi. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilir, arkadaşlarınızın izleyebilmesi için paylaşabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim arkadaşlar.